Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3-4-5 yayınlarının hazırladığı 10'lu AYT matematik denemelerinden DNM8'in çözümünü yapacağız. Daha doğrusu geometrik çözümünü yapacağız. Hatta trigonometreleri de çözeceğiz. O yüzden 27. soruyla başlayalım isterseniz. fx fonksiyonu verilmiş. Bizden bu isteniliyor. Direkt yerine yazmaktansa şunlara bir şey yapalım arkadaşlar. İndirgemeyi kullanalım isterseniz. Şimdi bu pi bölü 2-x 90'a tamamlayan açısı x'tir. O zaman fx fonksiyonunda burası ne olacaktır? 90'a tamamlayanlarda da Fonksiyon isim değiştiriyordu. Direkt sinüs x diyebiliriz buna. Çarpı. E, Tanjant fonksiyonunda 3 pi bölü 2 artı x. Yine 3 pi bölü 2, 2 ekleyip çıkarttığımızda fonksiyon isim değiştirecek. Ama işaretine dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu kotanjant x olacak. Artı x mi? Eksi x mi? Hemen bakalım. Arkadaşlar 3 pi bölü 2 burası. 3 pi bölü 2 x eklersen buraya gelecek. Burada tanjantın işareti nedir arkadaşlar? Eksidir. O yüzden bu eksi kotanjant x olacaktır. Hatta düzenleyelim. Galiba gidecek bir şeyler. fx fonksiyonu. Sinüs x çarpı. Eksiyi başa alalım isterseniz. kosinüs x bölü sinüs x'ten direktman neye eşit oldu arkadaşlar? Eksi kosinüs x'e eşit oldu. E şimdi, şimdi daha kolay. Bizden f pi bölü 3. Yani eksi kosinüs pi bölü 3. Pi bölü 3 dediğimiz nedir? 60 değil mi? Evet. Bölü. E, direkt eksi kosinüs pi bölü 4. Yani 45 derece isteniyor. Kosinüs 60 nedir? Bilenleriniz biliyor da ben her zaman gösterme taraftarıyım. 30, 60, 90 üçgeni 1, 2, kök 3. Burada da 45 45 90 üçgeni lazım olacak. Hemen şuraya çizeyim isterseniz. 1 1 burası da kök 2 arkadaşlar. Kosinüs 60 dediğimiz nedir? 60'ın komşusu bölü iposu. Yani komşusu bölü iposu 1 2. 1 2 bölü tabi bu eksiler gitti arkadaşlar. Kosinüs 45 dediğimiz nedir arkadaşlar? O da komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2'ye eşit oldu. O da ne oldu? 1 bölü 2 çarpı kök 2 bölü 1'den. O da kök 2 bölü 2'ye eşit oldu. Kök 2 bölü 2 hangisinde var arkadaşlar? O da balık kesir şıkkında var. 27. soru böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 28'e. 0 2 pi aralığında olmak üzere ve 2 pi'yi almamışlar arkadaşlar. Şu ifade isteniyor bizden. Kosinüs 2 x'i gördük. Açısımız geldi hemen. Ama açmadan önce kosinüs 2 x'in açılımlarını bilmek lazım. Kosinüs 2 x'in açılımları neydi arkadaşlar? Kos kare x eksi sin kare x ya da 1 eksi 2 sin kare x ya da e, 2 cos kare x eksi 1 de arkadaşlar. A, burada sin kare x var. Öbür tarafa atınca 1 eksi sin kare x geliyor. O zaman biz hiç kosinüs 2x açmayalım. Dursun. Kosinüs 2x eşittir. Çarpı kosinüs x eşittir. 1 eksi 2 kare x yaptı. Yazayım. Yazayım. 1 eksi kare x yaptı. Hocam bu ne oldu? Kosinüs 2x çarpı kosinüs x eşittir. Kosinüs 2x oldu. Hala şunu yapanlarınız var. Arkadaşlar kök sormalarda sakın sadeleştirme yapmayın. Bir kök elemiş oluyorsunuz orada. Hatta birkaç kök elemiş oluyorsunuz. Bunu at öbür tarafa. Kosinüs 2x çarpı kosinüs x eksi kosinüs 2x eşittir 1 olacağından kosinüs 2x parantezine aldığımızda kosinüs x eksi 1 eşittir 1 yaptı. Bu ne demek? Ya bu 0 demek ya bu 0 demek. Şunu sıfır olma durumunu inceleyelim öncelikle. Kosinüs x eksi 1 eşit sıfırsa kosinüs x 1'e eşittir. Arkadaşlar kosinüs nerede 1'e eşit? O da sıfır derecede. Başka var mı? Yok. Bu aralıkta sıfırla 2 pi aralığında sadece sıfır yapıyor. Aslında sıfır da bir de 2 pi de sıfır yapıyor ama 2 pi kökler arasında var mı arkadaşlar? Yok. Buradan bir kök bulduk mu bulduk. Şimdi şuna bakalım. Şunun sıfır olma durumu yani kosinüs 2x sıfır olma durumunda 2x nerede 0 arkadaşlar? Ya 90'da ya da 270'te değil mi? Evet 2x açısı ya 90 derecedir ya da 2x açısı 270 derecedir arkadaşlar. E buradan hatta bunlara şeyleri de eklemeliyiz. K çarpı 360'ı da ekleyelim ki tam çözümünü bulalım değil mi arkadaşlar? K çarpı 360 ekleyelim. O zaman buradan x neye eşit oluyor? 45 artı k çarpı 180. Buradan da x neye eşit oluyor? 135 artı k çarpı 180. Oluyor e burada arkadaşlar k yerine 1 yazdığımızda x 45 geldi. 2 yazdığımızda e, yok pardon ilk önce 0 yazalım. 0 yazdığımızda k 45 geldi. Sonra 1 yazdığımızda ne geliyor? 225 geliyor. 2 yazdığımızda ne geliyor? 360 aşıyor bu aralığı aşıyor. Buradan 2 değer geldi. Burada arkadaşlar k yerine 0 yazdığımızda x 135 geldi. Bir de 1 yazdığımızda arkadaşlar 180 artı 135 geliyor. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 315 mi yapıyor? Evet 315 yapıyor. 2 yazdığımızda da 360 aşıyor mu? Aşıyor. Buradaki kökleri sayacak olursak 1, 2, 3, 4 tane burada. Bir tane de burada. Toplamda kaç kök yaptı, yaptı o zaman arkadaşlar? 5 kök yaptı. Yani 28. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 29. soruya. Doğrusal bir yolun eğimi yol ile zemin arasındaki dar açının tanjant değeridir diye söylenmiş. Zaten bunu biliyoruz. Neyse. ABC x artı y. Burada kaçı x olarak verilmiş. Şurada ne var arkadaşlar? Bir zemin var. Bu zeminde bu da zeminedik, dik, Bu da zeminedik. dik. Şurada bir dik yamuk oldu mu? Oldu. Bunun üzerinde çalışmaktansa şöyle bir şey yapayım. Bir dik yamuk çizeyim. X artı Y açısı şöyle. Bu sütun daha büyük demek ki. Çünkü bu açı daha büyük. Şu dik yamuk var arkadaşlar elimizde. Şuradaki açı X artı Y. Buradaki açı da X açısı arkadaşlar. Şimdi yol yapılırken eğimi 1 bölü 5. Eğim 1 bölü 5 eğim 1 bölü 5. Tamam. Bu arada bu 90 derece bu da 90 derece olduğundan dolayı bu bir dik yamuk oldu. O zaman şu ikisinin toplamı ne olmak zorunda arkadaşlar? 180 derece olmak zorunda. Yani 2x artı y eşittir 180. Bunu da yazalım. Bizden ne isteniyor? Sinüs y isteniyor. Arkadaşlar sinüs y'yi şuraya yazacak olursak. Sinüs y neye eşittir? 2x ile y'nin toplamı 180 değil miydi? Ya da y yerine biz şey yazsak arkadaşlar. Y yerine direkt 180 2x yazsak süper olmaz mı? Sinüs 180 2 xe eşittir bu. Çünkü bakın şurada arkadaşlar ne var? E, 2x artı y 180 eşit. Y'yi yalnız bıraktığımız zaman 180 2x oldu. E 180 2x olduğundan dolayı burada yerine yazdık. Bu sinüs 180 2x de neye eşittir? Birbirini 180 dereceye tamamlayanlarda sinüslerde e, işaret bir işaret değişmiyordu. Direkt sinüs 2x eşittir. Yani bizden 2 sinüs x çarpı kosinüs x isteniyor arkadaşlar. O zaman ben sinüs x'i ve kosinüs x'i bulayım. Şimdi öncelikle eğimini ben kullanmadım değil mi burada? Kullanmadım. Şuradaki eğimi 1 bölü 5 verilmiş. Yol. Zeminle yaptığı açı. Arkadaşlar zemin bu. Zeminle yaptığı açı şu değil midir? Ya bunu böyle uzatırsınız ya da zeminle yaptığı açı şu şekilde. Buradaki açı yay eşit değil midir arkadaşlar? Evet. Ya da uzattığınız zaman görürsünüz. Zeminle yaptığı açı hocam burasıysa. Yani buradaki açın tanjantı isteniliyor bizden. Ya da evet tanjantı verilmiş bize. E bu açının tanjantını kaç vermiş? 1 bölü 5 olarak vermiş. Hocam buradaki dik üçgenden o zaman 1 bölü 5 tanjantıysa bana sinüs ve kosinüsü lazım olacak. 1, 5 ise burası da ne yaptı? 26 yaptı arkadaşlar. 1'in karesi artı 5'in karesi. E, şunun karesine eşit olacak. O zaman burası kök 26 yaptı. Buradaki dik üçgenden artık ben 2 sinüs x kosinüs x'i bulabilirim. Bu da neye eşittir? 2 çarpı sinüs x dediğimiz 5 bölü kök 26 çarpı kosinüs x dediğimizde 1 bölü kök 26 olduğundan şurası kaç yaptı? 10 bölü 26 eşit oldu. 10 bölü 26 da nedir arkadaşlar? 5 bölü 13 yapar. Yani kaçıncı soru? 29. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 30. soruya. Şekil 1'deki dik kenar uzunlukları gösterilmiş dik üçgenlerden iki tanesi ile şekil 2 oluşturulmuştur. Tamam oluşturulsun. O zaman ben bu açıya alfa diyeyim buraya beta diyeyim. Bu açı beta olduysa burası alfa. Bu açı beta olduysa burası da alfa oldu mu? Oldu. Genelde böyle x açısı trigonometrik değerleri istenildiği zaman arkadaşlar direkt dik üçgenden bulamıyorsam iki açının toplamı ya da farkı şeklinde yazmaya çalışırız biz arkadaşlar. Yazamıyorsak da belki 90'a tamamlayanı odur, belki 180'e tamamlayanı odur. E burada arkadaşlar alfa ve beta cinsinden x'i yazamıyorum. Ama ben şunu şu şekilde fark ettim. Bakın bu açıyla alfanın toplamı burası beta değil midir? E o zaman hatta buraya bir y diyeyim isterseniz. Y artı alfa eşittir beta olduğundan y açısı ne eşit oldu arkadaşlar? Y açısı beta eksi alfaya eşit oldu. Şimdi dikkat edin bizden ne isteniyor? Tanjant x isteniyor. Tanjant x dediğimiz birbirini 180 dereceye tamamlayan açılarda. X artı y 180 derece değil mi? birbirini 180 derece tamamlayan açılarda bir tek sinüste işaret değişimi olmuyordu. O zaman bu tanjant x direkt eksi tanjant y'ye eşit değil midir? Evet. Yani bu da eksi tanjant y dediğimizde beta eksi alfaya eşit değil midir arkadaşlar? Aynen öyle. O zaman tanjant beta eksi alfanın açılımını yapalım. Tan eksi tam bölü bir art tan tan değil miydi arkadaşlar? Evet. Tanjant beta eksi tanjant alfa bölü bir artı tanjant 1 artı tanjant Beta çarpı tanjant alfaya eşittir. Arkadaşlar bu eksi var başında tamam. Tanjant beta belli mi belli. 2 eksi. Tanjant alfa belli mi belli. O da 1 bölü 2. Bölü 1 eksi 1 artı pardon. Şu x'in çarpımı bu x'in çarpımı da 1 mi yaptı. Aynen öyle. O zaman yukarısını yaptı arkadaşlar şöyle. 2 kere 2 4 1 çıkarttık 3. 3 bölü 2 iki. bölü 2'ye eşit oldu. Önünde eksi de var. O zaman bu da neye eşit oluyor? 3 bölü 4'e hatta eksi 3 bölü 4'e eşit oluyor arkadaşlar. 30. sorunun cevabı böylelikle ne çıktı? Ceyhan çıktı sevgili gençler. Geldik 31. soruya. Şekilde çembersel saniye göstergesine sahip dairesel bir saat resmedilmiştir. Saat 14'ü gösterdiğinde. 14 neresi hocam? Ee, arkadaşlar burası 12 iken buranın 1 olduğunu, buranın 2 olduğunu ve buranın da 3 olduğunu biliyoruz değil mi? Aslında burası 13 öğleden sonra 14 burası da 15 olduğunu biliyoruz. Ee, burada saatte 12 bölme var. 12 bölmede 360 12'ye böldüğümüzde 30'ar derece. Her bir bölme 30'ar derece yapıyor arkadaşlar. Bu 14'ü gösterdiğinde burası. Burası 15'i gösterdiğinde de burası oluyormuş. Değil mi? 15'te de akrabin bu çemberin merkezinden geçiyormuş. O zaman bu 30 dereceyi görecekse bu tam 14'ü gösteriyor ya. Bu da 15'i 30'sa merkez açıdan dolayı burası da 30 derece yaptı arkadaşlar. E 15'te de akrebin ucu saniye göstergesinin merkezine gelmektedir. Akrebin ucu bak akrebin ucu burası saniye şey tam da saniyenin merkezine gelmekteymiş. Bu dönmüş buraya gelmiş. Eyvallah. Buna göre göstergenin teğet noktasının akrebin uç noktasına olan uzaklığını ifade eden x kaçtır diye soruluyor. Merkez var teğet var. Çek dik yapalım arkadaşlar. Yarıçap uzunluğunu vermiş miydi? Hayır. Ama ne vermişti arkadaşlar? 2 cm uzunluğundaki akrep. Bu akrebin uzunluğunu 2 santimetre vermişti bize. Şurası 2 santimetre. Hocam bu akrep dönüp buraya geldi ya. Buradaki uzunluk da 2 santimetre değil mi? Evet. 90'ın karşısı 2 30'un karşısı 1'dir. 60'ın karşısı da köküçtür. E hocam bunun tamamı zaten 2 ydi. Yani sen burada köküç artı. E, köküç artı x'in 2 olduğunu buldun. O zaman x buradan kaç çıkıyor? 2 eksi köküç olarak çıkıyor arkadaşlar. Yani 31. sorunun cevabı böylelikle. Balıkesir oldu. Geldik 32. soruya. Şekil 1'de verilen ABCD eşkenar dörtgeni AF üçgeninin kenarları boyunca katlandığında BC ve D köşeleri şekil gibi K noktasında çakışıyor. Çok güzel. Katlama sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Bu arada ADC'yi 100 vermiş. Hocam burası 100 derece. Sen bunu böyle katladığında bu açılar birbirine eşit. Bunu katladığında burada açılar da birbirine eşit mi? Eşit. Hatta buraya AA buraya da BB diyecek olursak 2 artı 2B 80 eşit değil mi? Çünkü burası 100 ise bu açının tamamı kaç derecedir arkadaşlar? 80 derecedir. Hemen yazalım. 2A artı 2B eşittir. 80 ise A artı B'yi ben buradan bulurum. 40 derece olarak bulurum. Peki çok güzel. Şurayı 40 derece bulduk. Bakalım 40 oldu burası. Bundan sonrasında ne yapacağız? Hocam burada da şöyle bir katlama var. Sen bunu böyle katladığında üst üste binen açılar burada da birbirine eşit olacak. Ha, bu açıların eşitliğini kullanalım mı? Kullanalım tabi. Şu yamuk değil mi arkadaşlar? Şu bir yamuk. Yamukta açı ortaylar. Bu açı ortay bu da açı ortay. Nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu diyebilirsiniz. Ya da buraya BB dedim. Buraya da CC diyelim isterseniz. 2B artı 2C 180 değil midir yamuk olduğu için şunlar? Evet 2B artı 2C eşittir 180 ise B artı C'yi kaç buluruz? 90 buluruz. B artı C 90 olduğundan burası 90 derece oldu. Dolayısıyla bu bir dik üçgen mi oldu gençler? Evet. 90, 40 ise buraya da kaç derece kaldı? Şu ikisinin toplamı 90 yapmalı. Yani 50 derece kaldı. Bizden de galiba orası isteniyor. A, E, F açısı. Yani 50 derece yaptı arkadaşlar cevabımız. 32. soru böylelikle Balıkesir yaptı. Geldik 33. soruya. Kare biçimindeki peçeteler çapı 12 birim olan, şu çapı 12 birim olan, yarın daire biçimli peçeteliğe düzlemselliği bozulmayacak biçimde şekildeki gibi yerleştirildiğinde öndeki peçetenin köşesi daire merkezine geliyor. Evet bunun köşesi daire merkezine geliyormuş arkadaşlar. Bu köşe burada bu köşe burada. Şöyle daire merkezine geldi. Evet burası da 3 kök gibi birim olarak verilmiş. Buna göre peçetenin A köşesinin peçeteliğe olan uzaklığı. Normalde A köşesinin peçeteliğe yani daireye olan uzaklığı bahsedilirken. E, uzaklığı bahsedilirken tam merkezden geçen çizgiyi çizdiğimizde. Yani bu köşegen olduğunda uzaklığından bahsedebiliriz. Ya da en kısa uzaklığı diyebiliriz arkadaşlar burası. Şimdi gençler Çapımız 12 değil mi? Evet yarı çapımız 6 mı yapacak o zaman? 6 6. E o zaman burası da 6. Hocam karenin bir kenarı ne yaptı? 6 artı 3 kök 2. 6 artı 3 kök 2. E burası da 6 değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız? Burada dik üçgenden. ikiz kenar dik üçgen olduğu için. 45 45 90 üçgen olduğu için. Şuradaki dik üçgenden şu uzunluğun kaç yapması lazım? Bunun kök katı yapması lazım. 6 kök 2 artı. 6 kök 2 artı. Bunun kök 2 katı da 6. Hocam 6 artı x. 6 artı 6 kök g eşit yazayım isterseniz 6 artı x 6 artı 6 kök g eşitse 6 ile nanay şinanay yavrum şinanay deyip cevabı 6 kök g buluruz. Evet 33. soru böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik 34. soruya. Evet 1'den 10'a kadar 0'dan 10'a kadar sayıları şekildeki çember üzerindeki saat yönünde eşit yay aralıklarıyla yerleştirilmiştir. Hop eşit yay aralıkları. Bir de 0 ve 9 noktalarını birleştiren çizginin altında kalan yay. Yani arkadaşlar şurası bana kaç verilmiş? Burası bana 144 derece olarak verilmiş. Arkadaşlar şuraya bakın. Her bir bölüme eşit yaylarla olmuş. Burada kaç tane alfa var böyle sayacak olursanız? Tam 9 tane alfa yok mu? Evet sıfırdan başladığı için 9'a kadar geldiği için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 9 alfa neye eşittir? Hocam burası 144 ise buraya kaç kaldıysa o. 360-144'e eşittir. Ben direkt 9'a böleyim. 9'a böldüğümde burası 40. 9'a böldüğümde burası da 16. 40'dan 16 çıkınca ne kalıyor arkadaşlar? 24 kaldı. O zaman her bir alfa 24 derece. Benden x açısı isteniyor. Çemberdeki. vallahi burada kaçın? Ne merkez açı ne çevre açı. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yapamadığımız zaman en etkili silahımız neydi arkadaşlar bizim? Yarı çap. Al sana yarı çap. Çıkmadı hala. Al sana yarı çap. Aa ne güzel. Bak bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Hatta işimize yarayacaksa bu da yarı çap. Buradaki x kenarlı da kullanabiliriz. Hocam ben bir tane alfayı kaç buldum? 24 buldum. 24. Aha da burası 24. Hocam burası da 24. Çok güzel. Bak burası 144 ise dikkat dikkat. Burası 144 ise 144'ten 24 çıkartırsam burası 120. Hocam burası da 120 yaptı o zaman. E ne güzel bak burası 144 derece oldu. Merkez açıdan dolayı direkt ya da 144 ise 144 diyebilirdik. 180'den 144 çıkarsan 36. 2'ye bölsem burada kaçlarda 18 18 yapar. E x açısı nedir? İki tane açı var burada dayanamam. İki iç açının toplamı bir dış açı. Yani x neye eşittir? 24 artı 18'e eşittir arkadaşlar. O da kaç yapıyor? 42 yapıyor. 34. sorunun cevabı böylelikle denizli oldu. Geldik 35'e. Dik koordinat düzleminde a x'e 3 noktasının orijine olan uzaklığı. orijine olan uzaklığı şu arkadaşlar. 0 0 olan uzaklığı. x'ler farkı ve y'ler farkının kareleri toplamı şeklinde yazacağız. Ama x'ler farkı ve y'ler farkı bakın uzaklığı 5 verilmiş ya bize. Y'ler farkı 3 ise uzaklıkta 5 ise o zaman x'ler farkı nedir arkadaşlar? 4'tür. Ama sadece 4 değildir. Eksi 4 de olabilir değil mi? O zaman a 4'e 3 olabilir. Ya da a noktası eksi 4'e 3 olabilir. Yani bizim x'imiz ya 4'tür ya da eksi 3'tür. B noktası için de aynı şey söylenmiş. Orijinal olan uzaklığı 13'müş. O zaman y'ler farkı 12 ise uzaklığın 13 olması için e, x'ler farkının kaç olması lazım arkadaşlar? Yani hapsiler farkının kaç olması lazım? 5 olması lazım. Apsisler farkının 5 yapan değerlerde Y değeri nedir arkadaşlar. Ya 5'tir ya da eksi 5'tir. Yani bizim B noktası ya 5'e 12'dir ya da B noktası eksi 5'e 12 olarak bulunur arkadaşlar. X artı Y en fazla 9'dur. X'i 4 Y'yi 5 seçersek evet toplamları en fazla 9 yapar arkadaşlar. Birincisi doğru mu? Doğru. X çarpı Y büyüktür 0. Arkadaşlar X4, büyük 0 X 4 Y 5 iken büyük 0 oluyor. X eksi 4 Y eksi 5 iken büyüktür 0 oluyor ama ee, ya böyle 4'e eksi 5 ya da eksi 4'e 5 şeklinde alırsak her zaman bu sağlanıyor mu arkadaşlar? Sağlanmıyor. Negatif olduğu durumlarda var. Mutlak değer x. E, x'in mutlak değeri x zaten ya 4 olabilir ya da eksi 4 olabilir. Mutlak değer x 4'tür. Mutlak değer y de mutlaka mutlaka 5'tir. O zaman ne olacaktır 4 küçüktür 5 ifadesi doğru mu arkadaşlar? Doğru. O zaman cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu arkadaşlar. 35. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 36. soruya. Başlangıç noktası o olan dik koordinat düzleminde A köşesi x ekseni üzerinde. He, özel durumlar var. Analitik düzlem çizeceğiz o zaman. Analitik düzlemi çizelim arkadaşlar. Şöyle çizecek olursak. Şimdi başlangıç noktası O dedi. Burası A da x ekseni üzerinde dedi. A da burada olacak o zaman. Ama solda da olabilir. Ama B köşesi de birinci bölgede. O zaman ben bir kare çizeceksem. Hop şöyle. B de birinci ise Karemiz bizim şu şekilde mi olmak zorunda hatta bir da y eksen üzerinde olmak zorunda mı arkadaşlar? Evet. O A B C karesini çizdik arkadaşlar. Y eşittir A x doğrusu karenin alanını iki parçaya bölüyor. Arkadaşlar bizim o iki parçaya bölen doğru böyle de olabilir böyle de olabilir. Bilmiyoruz nasıl. Y eşittir A x doğrusunun B C kenarını kestiği bilindiğine göre. O zaman şöyle bir doğru. Arkadaşlar böyle bir doğru da bu alanı iki eşit parçaya bölüyormuş. Dikkat dikkat. ÖSYM bunu çok sever kare sorularında da karşınıza gelebilecek bir soru. M kare sorusu aslında kare sorusu bu. Şöyle BC kenarı kesti göre A kaçtır diye soruluyor. Bu arada bu Y eşittir AX doğrusuydu. Yani ben bunun tanjantını bulacak olursam olay bitti arkadaşlar. Şimdi ben burada ne yapmayın? Hocam burası A iken burası sana ne diyor? 2A diyor. Çünkü 2 parçaya bölmüş. Yani 1 bölü 2 aranında 2 parçaya bölmüş. Arkadaşlar ne yapmalıyız burada? E, burada alan parçası dağıtması yapmalıyız. E, köşegen çizmeliyiz. En mantıklısı köşegen gibi geliyor. Köşegeni çizerken hangisini çizmeliyiz? Şu. Ama burada köşegeni çizdiğimizde hocam A 2A toplam 3A yapıyor ya. 3A 2'ye bölmektense ben en başta soruya buraya 2A buraya 4A desem süper olmaz mı? Evet tamamı 6A oldu. Tamamı 6A olduğundan dolayı hocam burası da 3A burası da 3A olacak. O zaman buraya A mı kaldı? Evet burası A hatta burası da 3A oldu. Bak toplamda yine 4A sağlanmış oldu. A ne çıktı burada? 1'e 2 oran var burada. Dolayısıyla burası 2K ise burası K mıdır? Evet. E karenin bir kenarı 3K oldu. Burası da 3K oldu. Ben niye arıyorum gençler? Ben şunu arıyorum. Tanjant alfayı arıyorum. Çünkü e, eğim dediğimiz tanjant alfadır. Tanjant alfa da neye eşittir? A'ya eşittir. Zaten benden A isteniyor. Tanjant alfa buradaki e, burada dik üçgen yok ama şöyle Z'den dolayı burası alfa değil mi? Ya da burası alfaysa burası beta. Beta 90'sa burası da alfa diyebiliriz. Tanjant alfa e, burada direkt karşı bölü komşu değil midir? O da neye eşittir o zaman arkadaşlar? 3K bölü 2K eşittir. Yani cevabımız ne yaptı arkadaşlar? 3 bölü 2 yaptı. 36. sorunun cevabı böylelikle Cehan oldu. Geldik 37'ye. Bir düzgün altıgen 2 eş parça ayrıldıktan sonra elde edilen yamuklardan biri dik koordinat düzleminde x eksen üzerine konulup kırmızı doğrunun yamuğu eşit çevreli 2 bölgeye ayrılması sağlanılıyor. Hmm. Arkadaşlar bu düzgün altıgen bir kenarına a dersem a, a a a a Şimdi bu en uzun kenar en uzun köşegen bir kenarın 2 katı değil miydi? Evet burası 2A. Hocam burası 2A burası da burası da Şimdi ben ne yapacakmışım? 2 eşit çevre ayıracakmışım. Hocam ben bunu 2 eşit çevre ayırdıysam. Bak burası 2A artı bu. E burası da 2A artı bu. O zaman bu dediklerin birbirine eşit olmak zorunda mı arkadaşlar? Evet. 2A artı B dersem burası da 2A artı B yapacak. O zaman burası da B olacak. Yani şunlar birbirine eşit olacak arkadaşlar. Hatta B dediğimiz şuradaki A'ya eşit değil mi? Evet. Hatta da dememize gerek yok. Bunun eğimini bulmaya çalışacağım ben. İsterseniz buraya ben bir 2 diyeyim arkadaşlar. Şuraya 2 diyeyim. Buraya da 2 diyeyim. O zaman burası ne oldu? 4 oldu. Burası da 2 iken hatta ve hatta ve hatta burası 60 derece değil mi gençler? Evet 60'er derece. Çünkü 120 derece olduğunu 60-60 böldü. Şuradaki 60'ı kullanacağım ben. O zaman burada hiç böyle 2 değerini de demeyeyim. Bak dikkat et şimdi. Dur 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 dur. Şurası 60 derece ya. Ben bu açının tanjantını bulurken dik üçgen lazım olacak bana. Şuradan bir dik çizmem gerekecek. E burada 30 60 90 çıktı. Ben direkt o zaman buraya 2 diyeyim. 30'un karşısı 1 olsun. E o zaman burası 2 iken burası da 2 oldu. Toplam burası 4 iken, burası da 4 burası da 4. E burası da kaç? 8. Yani buraya ne kaldı arkadaşlar? Burası 8 olduğundan dolayı buraya da 7 kaldı. E şimdi burada 30'un karşısı 1 iken 60'ın karşısı da köküş değil mi? Evet. E şimdi benden şu açının tanjantı isteniyor arkadaşlar. Bu doğrunun değil mi? Bu açının tanjantı nedir? Karşı bölü komşu. O da kaç yapıyor? Kök 3 bölü 7. Yani cevabımız kaçın e, e, kaçıncı soru? 37. sorunun cevabı Edremit yaptı. Geldik 38'e. Dik koordinat düzleminde. Bu doğrusu y ekseni a noktasında kesmektedir. Vallahi ekseni kestiği yerden bahsediyor. Ben analitik düzlemi çizeyim arkadaşlar. Hiç üşenmeyeyim. Valla ÖSYM de biliyorsunuz analitik düzlemi çizdiriyor. Gençler x yerine 0 yazsanız y'si ne oluyor? Y'si 6 yapıyor. Evet Y'sini 6'da kesecek. Şimdi Y yerine 0 yazsak ne oluyor arkadaşlar? X de eksi 3 mü yapıyor? Aynen öyle. X de eksi 3 yaptı arkadaşlar. Evet burası 6 burası eksi 3. Şimdi bu grafiği çizelim. Şöyle çizdik. Eyvallah. Çizdik arkadaşlar. D doğrusunun A noktası etrafında 90 derece dönmesiyle. Arkadaşlar D doğrusunu 90 derece döndürüyorum. Bakın D doğrusu böyle. Hatta buradan da böyle gidiyor. Sen bunu 90 derece döndürürsen hop şöyle mi olacak? Evet. 90'ı yapıştır buraya. Bak bu nokta etrafında 90 derece döndürdüm. Hatta senin şuradaki de 90 derece dönmüş oluyor. 90 derece hop şöyle 90 derece dönmüş oluyor. Tamam 90 derece döndürmüş hali bu. Ondan sonra bu D1 doğrusuymuş. Eyvallah. Şimdi D doğrusunun orijinin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesi. Bu D doğrusunun D doğrusu buydu. Orijin etrafında pozitif derece pozitif 90 derece döndürülmesi. Gençler dikkat edin şimdi. Şu sen bunu 90 derece orijin etrafında döndürdüğünde ben olsam ne yaparım? Önce 6'yı döndürürüm, sonra 3'ü döndürürüm. Bak doğruyu döndürmek sıkıntı olabilir. Doğruyu döndürürken ben ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Hocam 6'yı bir döndürsem hop 6 buraya mı gelecek? Evet. Peki 3'ü döndürsen hop 3 de buraya mı gelecek? Evet. Yani 3 birim uzunluğu burası olacak arkadaşlar şöyle. Hemen 3 birimi orada işaretleyelim. 3 birim buraya gelecek. Bir de bu hop 6 birim de buraya gelecek arkadaşlar. O zaman bu doğrunun kırmızı doğrunun pozitif yönde 90 derece döndürülmüş şu de ne yapacak arkadaşlar? Şu doğru olacak. Onu da maviyle göstereyim. Hop şurası olacak arkadaşlar. Hayır şurası olacak. He, ee, bu doğruyla bu doğru ne oldu arkadaşlar? Şu doğru üçgen bak burası da 6. Şu doğruyla bu doğru ne oldu? Paralel oldu. Çünkü sen bunu 90 derece döndürdün. Şurası dik kesir. Ya da şöyle bakarsın. Hocam bunun eğimi 1 bölü 2. Bunun da eğimi, e, eğimi, eğimi, bunun eğimi 1 bölü 2. Bunun da eğimi, bunun eğimi eksi 1 bölü 2. Bunun eğimi de 2. E, dolayısıyla direkt tanjant alfası 6 bölü 3 ya. 2. Eğimler çarpma eksi 1. O yüzden doğrular dik kesirdi diyebilirsiniz. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? D1 ile D2 doğrular arasındaki uzaklık isteniyor. Gençler burası 3 birim burası 6 birim. 3 6 3 kök 5. Senden neresi isteniliyor dedik. Hocam bu doğrular arasındaki uzaklık. Zaten burası 90 burası 90. Yani senden şu doğrular arasındaki dik uzaklık olan burası isteniliyor. Evet burayı bulmaya çalışacağım. Belli bir parçasına kadar buldum. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar. Şuranın eksi 3 olduğunu biliyorum. Burası eksi 3. Burası da eksi 6 noktası olduğundan dolayı. Buradaki uzunluk da 3 birim midir? Evet. Şimdi şuraya bir alfa dersem burası 90'sa burası beta diyecek olursam alfa 90'sa burası da beta. Beta 90'sa burası da alfa. Aa hocam şöyle baktığınız zaman tanjant alfa ne? 1 bölü 2. O zaman burada da tanjant alfa 1 bölü 2 ya da benzerlik düşünecek olursanız alfadan beta'ya geçiş burada 1'e 2 e hocam burada da bu alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Yani burası k iken burası nedir? 2k'dır. Aa k 2k k kök 5. Burada k kök 5 uzunluğu eşittir 3 olacağından k'yı buradan 3 bölü kök 5 bulduk mu? Bulduk. Bizden ne isteniyor? 3 kök 5 artı k isteniyor. 3 kök 5 artı k. K dediğimiz 3 bölü kök 5 olduğundan şu x'in çarpımı 15 artı 3 18 yaptı. Aşağıda da kök 5 var. O zaman cevabımız da 18 bölü kök 5 oldu. Yani 38. sorunun cevabı böylelikle. edremit oldu. Geldik 39. soruya. Valla çemberler birbirine değiyor. Ben hemen şunu yapalım. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. merkezde, çektik. Merkezteye çektik. Merkezteye çektik. Melkesteye çektik. Hocam çok ek çizim yaptık. Hayır. Bu nedir? Bunlar anahtar kelime. Direkt refleks bunlar kardeşim. Bunlar ek çizim değil. Bunu unutma. Hocam bunların hepsi R, 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 R. Burası da R yaptı. Aa hocam burası 90, burası 90, burası 90'sa burası da 90 oldu. Hatta burası 90, burası da 90'sa bunlar da eşitse dikdörtgen oldu 90. O zaman burası da 90 oldu. Burası 2R, burası 2R. Burada kaç, kaç derece oldu? 45. Burada kaçtı 45. Burası 90 ise burası da 45. Burası da 45 yaptı. Va yazamıyorum ama anlayın arkadaşlar 45'i. Şimdi sen burada 2'ye 18'i kullanacaksın. Analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa ne yapıyorduk arkadaşlar? Eksenlere olan uzaklıkları bizim için önemliydi. Ha, bazı arkadaşlar belki bu doğru denklemini yazar ama bence gerek yok. Hop eksenlere olan uzaklıklarını yazdık. Hocam burası 2 birim yani şurası 2'ye burası da 18 olduğunu biliyoruz. Hocam 2 ise yukarısı da 2. Aa burası 45. Burası da 45. Burası da 45. 45 45 üçgeni yaptı. 2 iken burası da 2. Tamamı 18'di. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 16 kaldı. Evet şuradan şuraya 16 kaldı arkadaşlar. Şimdi burası R iken 45 45 90 üçgenden. burası da R. E hocam 2 R burada. 2 R burada. Burası da R. Toplam 2 3 4 R 16'ya mı eşit? Evet. R'yi buradan kaç buldun? 4 buldun. Senden ne isteniyor? Boyalı çemberin şeyi isteniyor arkadaşlar. Merkezi ne yaptı? 4 birim solda eksi 4'e. Merkezimiz eksi 4'e. 4 birim yukarıda 4 yaptı. Yarı çapı da ne yaptı? 4 yaptı. O zaman x eksi eksi 4'ün karesi yazıyorum. x artı 4'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. 4'ün karesi şıklarda olandır. Yani hangisi arkadaşlar o? Denizli şıkkında var. Dolayısıyla 39. sorunun cevabı böylelikle Denizli çıktı. Ve geldik son soruya. Şekil 1'de bir küp ve küpün bir üst bir yüzeyini taban kabul eden piramidin birleşmesiyle oluşan şekil veriliyor. Piramidin yanal yüzeylerindeki kaplamalar ok yönünde açıldığında şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Piramidin hacmi 28 köküç birim küp olduğuna göre küpün hacmi kaçtır diye soruluyor. İşin esprisi şu. Arkadaşlar sen bunu böyle açtın. Şimdi biz piramit görünce aslında şu piramidi şöyle de göstereyim ben size. Hocam şu piramit. Neyse piramit görünce arkadaşlar ne yapıyorduk? İki şeyimiz vardı. Ya köşegen çizip köşegenin üzerine geliyordu yükseklik arkadaşlar. Ya da ne yapıyorduk? Dik çiz, dik çiz, dik çiz yapıyorduk. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ama biz ilk etapta şu kolaysa bunu yapmayı tercih ediyoruz tabii ki. Köşegen çünkü çizilen yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine denk gelmiyor muydu? Alttaki şekilde arkadaşlar şöyle gösterecek olursak aslında alttaki şekil ne? Şöyle bir kare. Karenin tam ortasına. Yani köşe kesim noktasına denk gelecek. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Arkadaşlar. Şöyle olduğunda. Bu için esprisini de kullanmam lazım benim. Bu aşağıya niye geldi? Bunun aşağıya gelmesi demek. Hop şöyle. Hocam. Şuradan çizdiğin yükseklik. Aa bu. Yan yüzey yüksekliği aşağıya geldi ya. Yan yüzeyinin yüksekliği ne oldu arkadaşlar? Buradan dik çizdiğinde burası yaptı. Kübün bir kenarına eşit oldu. Demek ki için esprisi burada ben yan yüzey yüksekliğini kullanacağım. E yan yüzey yüksekliğini kullanacaksan benim için önemli olan nedir arkadaşlar? Dik çiz, dik çiz, dik çiz olayı benim için daha etkilidir. Yan yüzey yüksekliği çünkü kübün bir kenarı. O zaman buraya kübün bir kenarına ben 2A diyeyim ki. Çünkü dik çizdiğimde tam ağırlık merkezine denk geldi burası. E, karenin ağırlık merkezine denk geldiği için dik çizdiğimizde Burası A ise burası ne olur arkadaşlar? 2A olur. O yüzden kübün bir kenarına ben 2A diyeyim. O zaman burası A oldu. Şimdi burası 2A olduğundan burası da 2A mı oldu? Yani yüzey yüksekliği 2A oldu. E o zaman burada ne çıktı? Bakın Pisagor bağıntısından piramidin cisim yüksekliğini ne bulurum ben? A kök 3 bulurum. Çünkü niye? A 2A ise burası da A kök 3 olur arkadaşlar. 30 60 90 üçgenden. Piramidin hacmini vermiş. Taban alanı piramidin hacmi neydi? taban alanı yani 2A'nın karesi bir kenar 2A diğer kenarda 2A ya 2A çarpı 2A yani 2A'nın karesi yani 4A kare çarpı yükseklik A köküç. Bütün prizmalarda unutmayın hacim taban alanı çarpı yükseklik ama ucu sivri olan şekillerde konide ve piramitte bölü 3 vardı. Bunu unutma. Neye eşitmiş bu? 28 köküçe eşitmiş. Köküçler nanay. 4 ile 28 nanay 7. A küp eşittir. Ne çıktı? 21 çıktı. Senden ne isteniyor ama? Senden küpün hacmi isteniyor. Küpün hacmi de küpün bir kenarına 2A demiştik ya. 2A'nın küpü isteniyor. Yani 8A küp isteniyor. Yani 8 çarpı 21'den o da 168 yapar arkadaşlar. Yani son soru. 40. sorunun cevabını da böylelikle C'han bulduk. Ve bu denemeyi de bitirmiş bulunuyoruz. Yani 8'i bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda deneme 9'un çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.